Herkese günaydın. Biraz ceviz yiyorum. Ve biraz da badem. Haşlanmış yumurta oluyor. Bugün acayip bir toplu market alışverişi yapacağız. Serhat'la birlikte sizi de götüreceğim. Ah. Evde süt yoktu. Ekmek yoktu. Çocuklara sade bir kahvaltı da hazırladım. Ekmeksiz yani. Ah. Bununla götür. Şimdi biraz bir şeyler atıştırıyorlar. Hazır pankekler vardı. Böyle paket halinde almıştım. Onu yapacağız. Bugünkü planda o var. Edit yapmam lazım hala. Onu yapmadım. Ondan sonra bir de sporumu yapmadım bugün. Yapacağım. Kendimizi gaza geçiyoruz bir şekilde işte. Yapacak bir şey yok. Şimdi çok acıktım. Dün acayip açtım. Ama uyudum. Kendime bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım şimdi. Siz de görün istedim. Şimdi bunun paketin içinde 4 tane kraker çıkıyor. 2 tanesini dün yedim. 1 tanesini bugün yiyeceğim. İçinde çavdar ekmeği, pumpkin yani bal kabağı çekirdeği ve de yulaf var. Yulaftan yapılma. O yüzden 2 tanesi şöyle geliyor. Ay göremiyorsunuz ki. Bunları böyle koyuyorum. Ne oldu Arya? Arya Aryalık yapıyor işte. Her zaman gibi. Arya. Mami aç. Aç. Good girl. Al. Ondan sonra şöyle kesiyorum dilim dilim. Arya. Abla. Arya balık oynayacak. Değil mi Arya? Come on, where's daddy? Daddy dükkana gitti aşkım. Gelecek şimdi. But can you play card game with me? Dedi ya öğlen oynayacaksın şimdi değil. Ha? Sonra öğlen yemekten sonra. Sürekli birileri bir şey soruyor. Çocukların tam soru sorma şeyi. Zamanı. Hele Derin bu karantina süresinde babasına bayağı bir alıştı şu an. İşe gitti deyince bazen çıkıyor çünkü hala şey yapamıyor, adapte olamıyor Derin. Okay. Hiçbir kırıntıyı boşa harcamıyoruz diyetteyken. Okay. Yemeğim bu şekilde. Yanına biraz salata da yapabilirdim ama şu an hiç o modda değilim. Bu kadar yeterli. Yiyemiyor ne zoruna gidiyor. Yani zoruma değil de böyle uyuzluğuma gidiyor canım. Çünkü neden sen benimle böyle sağlıklı yemiyorsun? Uyuzluk evi demek zoruna gitmek demek öyle mi? Şimdi ben de onu yemek isterdim mesela. İşte. Ama sen bunu yemek ister miydin? Yok. Aramızdaki fark da o değil. Ben istediğimi yiyorum. Sen istediğini yiyemiyorsun. Ama sonra ben istediğimi yiyebildiğim zaman ama ben de istedim diye biliyorum ben. Ben ne abartıyorum böyle ballandıramadım. Ne yapayım bir şekilde hoşuma gitmesini sağlamam lazım bunda yani. Bunda kötü bir şey yok ki yani. Bu ne? Tamam o bir de o ne? Mil. Roket. Yeme mi how much? Ooo şeyde. Umiyet ve çap. Bu roket salatasını var sağlıklı. Ama şey, roka çok sağlıklı. Her şey sağlıklı anasını zaten. Ula ben de bunları yedikçe de sağlıklı kendimi hissediyorum. Onları Serhat'ın hazırladığı kahvaltıya bakın bir de benimkine. Yine cheese'i götürüyor ama be. Ama bu sağlıklı peynir. Yani her şey sağlıklı anasını zaten. Parmak ne? Dil peyniri mi? Ne deniliyor buna?
bir... Evet, tadına baksan peynirin tadı bile yok aslında. Ama işte... Mesela şu ne kadar? Bunu para verseler yemem ben onu ya. Kraker. Ya öyle kraker mi olur? Bu adam içini mahvediyor. Okey. Benim kahvaltım hazır. How juicy these are right now. You know how juicy those are. Komplo. Ben sağlıklı besleniyorum. Eşimin aldığı abacığı var. Tam benim böyle severek yiyebileceğim bir şey. Nereden geldi? Kekli donut. Nereden geldi aklıma biliyor musun? Nereden? Geçen sene almıştım ya, o neydi öyle ya? Nasıl güzel oldu. O kek gibi bak, çikolata vardı altında. Ha, o çok güzel. Neyi aldın mı sen? Allah'ın ismi olsun sana. Bevra, o son good. Hazırlandım, size bir şey göstereceğim. Şöyle koyayım sizi. Kızların pantolonunu dün giydim. Ve tahmin edin... Oluyor. Bu size 10. Yani Türkiye'de 38 arkadaşlar. Tabii ki burası biraz sıkıyor. Ama en azından bu şekilde yemek yemem. Yani giydiğimde biliyorum ki yemek yememem gerekiyor. Ve kıskanç bir koca. Sen nereni kıskanayım ben? Neyini kıskanayım? Çok pis gaza geldim pantolonu girebildiğim için. Ama tabii ki daha şey değilim yani, mutlu değilim. Verilmesi gerekiyor hala. Ben şimdi Costco'nun içine geldim. Yaklaşık bir 15 dakika bekledim. Kartımı kaybettiğim için de 2-3 dakika kartımı almam sürdü. Yani şey böyle çok beklemedim. Şimdi hemencik ihtiyaçlarımı alıp ondan sonra keyfine bir bakacağım neler var neler yok diye. Bakın Fitbit Charge 4 burada 108 sterlin. Normal fiyatı herhalde 130 diye tahmin ediyorum. Ama burada 108'miş, haberiniz olsun. Burası buzdolabı kısmı. Şöyle meyveler var, ben de hazır aldım. Bu kiraz biraz daha rengi böyle açık bir kiraz. Ama ben normalinden aldım. Şöyle koyu renkli olanından. Birkaç tane bir şey var. Sepeti doldurdum meyve sebzeyle. Tesco'ya gitmeyi planlıyordum ama burada alırsam oraya gitmeme gerek kalmayacak. Ve hayır dediğimiz abur cubur kısmı. Tabii ki almıyoruz. Ve bir sürü var. Ama kendimle gurur duyuyorum. Çünkü benim... Bakar mısınız? Hepsi sağlıklı şeyler. Aferin sana Özgür. Bir iki şey aldım ama çocuklara aldım. O yüzden bence çok iyi görünüyor böyle. Ben eve geldim. Laptopu alıyorum hemen. Çünkü mutfakta çok işim var. Hem mutfağı toparlayacağım. Hem de aldıklarımı yerleştireceğim aynı zamanda. O yüzden bu işte muhabbetsiz olmuyor. Hemen bir şeyler açacağım. Nasıl yerleştireceğim bilmiyorum. Artık birlikte yaparız bir şekilde. Bunda şarj yokmuş. Geçenlerde biliyorsunuz dolabın içini temizlemiştim zaten. İçini bir sildim. Her şey hazır yani yerleştirmek için. Şöyle bu toptan market alışverişini yapmayı çok seviyorum aslında. Ama küçük dolaplı olunca maalesef sıkıştırmaktan problem yaşıyorum. Hatırlıyorsanız buzun içindeki gelen o şunları... İçine doldurmuştum ve buraya koymuştum. Hem de gözümüz görüyordu. Sürekli böyle yiyorduk. Bazılarınız diyor ki dolabın içine işte bölmeli yerler alın. Ama mesela bak bu buzluğun içindeydi. Şu. Bunu bile çıkarmak durumunda kaldım. Çünkü içine sığmıyor. Ben o bölmeleri alsam hiçbir şey yerleştiremem. En azından bu şekilde yani neyin nereye koyduğumu da iyi biliyorum. Şöyle kiraz aldım. 1 kilo. Şeyde Costco'da uygundu. 6 sterlindi. Normalde 1 kilosu Tesco'da 1 kilosu bile değil yani. Evet 1 kilosu 12 sterlin miydi neydi? Bayağı bir ucuzdu, o yüzden aldım. Pop biber aldım. Ondan sonra taze fasulye aldım. Size şöyle bir şey yerleştirsem aslında daha iyi olacak. Yok en iyisi
En iyisi böyle göstereyim ki çabucak bitsin. Taze fasulye aldım. Çocuklara böyle yoğurt aldım. Müller'in çok seviyorlar. Çocuklara tam yağlı süt aldım. Şöyle çikolatalı brioche aldım. Bunu arada bir ara atıştırmalık olarak veriyorum. Veya dışarı çıktığımızda çantalarına koyuyorum, veriyorum. Ondan sonra şöyle çeri domates. Bu çeri değil. Plum. Her neyse domates işte. Aldım. Ondan sonra muz aldım. 2 tane tereyağı aldım. Nektar aldım. Çilek aldım. 1 kilo. Krem peynir aldım. Şöyle brokolinin bu çeşidi vardı. Bundan aldım. Ekmek aldım. Kahverengi ekmek ben ve çocuklar için. Börtlem aldım. Çünkü sadece bir tane vardı. Börtlem aldım. Tek renk vardı yani. Çilek aldım dediğim gibi. Biraz patlıcan aldım. Ondan sonra yaban mersini aldım. Bir büyük salata, paket salata aldım. Normalde şey Tesco'ya falan gittiğimde küçük küçük ufak paketleri alıyordum ama bu şekilde karışık şey var içinde zaten büyük paket tüketirim. Normal böyle doğranmış brokoli aldım. Çünkü biliyorsunuz içinde bir şey çıkar diye tümünü almadım. Bu hazır kesilmiş ama tabii ki yıkayacağım yine ben de. Ama şey diyor hani yıkanmış hazır paket. Bilmiyorum ben yine de yıkarım. Ondan sonra şunu aldım. Asparagus. Neydi Türkçesi bilmiyorum ama siz biliyorsunuz. Ondan sonra küçük bu sevdiğimiz peynirin rendelenmiş hali daha uygunuma geldi. Bunu aldım. Derin kurutulmuş mangoyu çok seviyor. Bir tane daha aldım. Yaban mersini. Neredeyse dökülmek üzere. Yoğurdu çıkardım. Yoğurdu küçük bir kaseye koyacağım çünkü. Ondan sonra şöyle çocuklar için salatalık çok seviyorlar. Bunlar da baby cucumber. Bundan aldım. Kabak aldım 2 tane. Büyük salatalık aldım bizim için. Avokado aldım. Mandalin aldım. Elma aldım. Benim için de yulaf süt falan yoktu. O yüzden sadece laktozsuz yarım yağlı süt aldım. Cheerios aldım. Çocuklar biliyorsunuz seviyor. Ve de şöyle bir kek arıtıştırmalığı var çocuklar için. Ondan aldım. 4 sterlindi. 2 tane, 3 tane paket var. 8, 16, 24 tanesi 4 sterlindi. O yüzden aldım. Hatta bir tane şimdi verebilirim çocuklara. Devran'ı buraya aldım. Ondan sonra bir böyle torba dolusu soğan aldım. Tatlı patates aldım. Ve de normal patates aldım. Limon aldım. Sürekli tükettiğim şeyler arasında bunlar var zaten. Ondan sonra şey dolabımın arasında zaten aslında şeye gitsem nohut var. Ondan sonra kırmızı fasulye var. Barbunya mı deniliyor ona? O var ama başka şeyler kalmadı. Ya da anneme söyleyeceğim o geldiğinde bugün biraz getirsin. Hani evde bulunsun ne olur ne olmaz diye. Pirincim, bulgurum var. Ondan sonra mercimek. Yeşil de var, kırmızı da var. İdare edeceğiz yani bir iki hafta daha böyle bu şekilde. Darren, come look. I've got these for you. What are those? I hope you like them. But what are those? It's like teddy bear but cake. Teddy bear cake? Yeah. Did they fit you? Aslında çok yanlış ama böyle hazır olan böyle ne bileyim hoşuma gidiyor. Çok şey hoşuma giderek veriyorum aslında. Çok saçma bir şey ama meyve falan da hazırlayabilirdim şu an.
Neyse ben bir kahvemi yapacağım arkadaşlar. Çünkü sütüm yoktu. O yüzden kahve yapamadım. Sabah sade kahve içtim. Ve hiçbir tat alamadım. O yüzden bir kahvemi yapayım. Ondan sonra bezim hazır, sirkem hazır. Silip silip içine yerleştireceğim. Meyveleri de ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü büyük paketten hep aldığım için meyveliğime de sığmayacak. Artık herhalde şu arkadakini doldururum. Dolabın üstüne koyarım. Birazını da meyveliğe koyarım. Masanın üstünde bırakırım diye düşünüyorum. Öyle yapabilirim. Bu arada kendime iki tane de tayt aldım. İndirimdelerdi. O yüzden Serhat'a bir şort aldım. İki tane de spor tayt kendime aldım. Çünkü evdekiler benim artık sıkmıyor. Sıkmıyor. O yüzden hani böyle rahat salıveriyorum vücudumu. Salu. I know. That's why I got it for you. İçinde çikolata varmış. Do you like it? Yeah. Good. Ondan sonra o yüzden medium aldım. Bakalım deneyeceğim şimdi olacak mı? Umarım olur. En son aldığımda Devran'a hamileydim ve large ve extra large almıştım. O yüzden deneyelim. Umarım olur. Çünkü vücudumuzu biraz sıkmamız gerekiyor ki ona göre de hani gün içinde biraz yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Diğer türlüsü rahatlığa giriyorsun. O yüzden ondan sonra hiç dikkat etmiyorsun. O yüzden evde şu an kot giyindim. Normalde biliyorsunuz yapmayacağım bir şey ama kahve gerçekten çok başka bir şey. Biraz da şey aldım, et, kemikli et aldım. Annem dedi nohut yap dedi, bunu da içine koy. Neden bundan aldım. Haydi başlayalım o zaman. İşte yani elime böyle alıyorum, böyle bekliyorum. Bunu nereye tıkıştırsam diye. Hani Devran'a şöyle bir şey yaptım. Bağladım buraya. Çünkü durmuyor. Ben de bu arada yerleştirdim. Güzel oldu. Ama yoğurdum ne yapacağım? Bir yer yok. Evet. Gördüğünüz gibi tıkış tıkış. Yapacak bir şey yok. Neyse 2-3 gün zaten artık tükenir yavaş yavaş. Bir şeyim var. Yemek yapıyorum, çöpleri hallettim. Çöpler bayağı birikmişti. Burada pazartesi günü bizim kapının önünde çöpler alınıyor. Onları çıkardım hepsini kutusuyla birlikte bahçeden. Ondan sonra Devran'ı uyuttum. Bütün her şeyi yerleştirdim. Şimdi de yemeye başlıyorum. Etleri koydum haşlansın. Malzememi hazır edeceğim. İçine bir tane kırmızı top biber koyacağım. Zaten nohutlar hazır nohut yani bu haşlanmış daha önceki nohutlar. Kendim alıp yapsam buzluğa nereye sıkıştıracağım onu bilmiyorum. O yüzden belki soranlar olur kendini niye yapmıyorsun diye. O yüzden böylesi benim için daha kolay ve daha rahat oluyor. Buzluk zaten şu an dolu yani içine 3-5 et koyup doluyor. Maalesef o yüzden yemek kalsa bile donduramıyorum ya da bir şey koyamıyorum. Neyse idare edeceğiz böyle. Bak öyle böyle diyene kadar kaç ay oldu? Yani neredeyse bir senedir bu evdeyiz. Zaman öyle atıp gidiyor ki insan anlamıyor bile. Ben soğanlar küçük olduğu için iki tane soğan koyacağım. Ve bayağı et vardı. Hepsini koydum içine. Eski ve Hüseyin'in hikayesi. Yayında annen Leslie çekti. Birazdan buradan gideceksin. Annen de burada, Hüseyin de burada. Kimle gideceksin? Şu an Hüseyin'le gideceğim. Şu an Hüseyin'le gideceğim. Kendi anne tarafına gitseydim, Hüseyin ailesi gelip beni istemeyecekti. Ben de yüzden Hüseyin'le gitmek istiyorum. Aldığım taytlar bunlar. Şöyle göstereyim. Aslında ben denedim, üstümde gösterecektim ama biraz büyük oldular. O yüzden Hiç mini etiketini falan çıkartmayacağım. Direkt götürüp bir küçüğünü alacağım. Yani bunları almamın maksadı zaten biraz bana hani böyle sıksın istedim. Dar olsun istedim ama dar gelmedi. Yani bayağı bir açılıyordu. Neyse böyle bir tane lacivert vardı. Bir de şöyle bir çiçekli model var. Bu şekil. Biliyorsunuz bu taytlara benzer iki tane siyah almıştım. Aynı markanındı.
bu taf diye bir şey. Ondan sonra sürekli onları giydim hamileliğimde ve daha sonra da. Ama çok sıkıldım artık, onların rengi de soldu. Neyse, bunları zamanım olduğunda götüreceğim. Bakın Lycra medium aldım ama biraz büyük oldu. Yani bol oldu. O yüzden götürüp small'unu almak istiyorum ki ona göre şey yapayım. Hani sıksın biraz. Bu sıkmadı çünkü. Aynen. Böyleydi. Hey Brian. Merhaba. Biraz açtı. Var ya, yeter. Kendini biliyor, artık dörtleşik yemeğimizi yedik, oturuyoruz koltukta. Çocukları birazdan yıkayacağım. Yıkamadan önce dedim bir oturalım. Biraz keyifs yapalım. Keyifs. Keyifs. Soydum çocuğu. Bol bol ayak kokluyorum. Oh mis. Karpuz yediler çocuklar. Ayrı biraz önce topladık buraya. Gel 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 dedim. Seni gel 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 gel. Hi. Hi. Utandım şimdi canlı yayına söyleyeyim. Annem gitti. Biz de ben canlı yayına katıldım. Esra'nın canlı yayına. Evet öyle, o şekilde biraz çıldırmasyon bir şeyler yapıyoruz yani. Kafa yedik, ekran başında oynuyoruz. Hadi oynayalım. Ama müziği duyamıyorum ki. Duyuyorum. Wow. 2 saatlik bir canlı yayın yaptık. Şarj bitti, bitecek. Ben kapatıyorum. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye.